Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Karay ile TYT AYT Geometri Kampının 17. haftası 2. videosundayız. Çemberde açının 2. videosunda ne anlatacağız? Merkez açı ve çevre açıdan bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açıda bazı açı tanımları var. Bunları kesinlikle ama kesinlikle bilmek zorundayız. Bak kurallar demiyorum, tanımları diyorum. Bu tanımlardan birincisi neymiş? Merkez açı. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı diyoruz ve merkez açı gördüğü açının gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani merkez açımız alfa ise gördüğü yay da alfadır arkadaşlar. Birincisi bu. Bu tanım kesinlikle ama kesinlikle bilinecek. İkincisi de çevre açı. Köşesi çemberin üzerinde ve açı kolları ile çemberde kiriş oluşturan yaya çevre açı deniliyor arkadaşlar. İşte çember çemberin üzerinden çıkan açıya da biz ne diyoruz? Çevre açı adını veriyoruz. Açı veya ilişkisi arasında şöyle bir ilişki vardır arkadaşlar açımız alfa iken gördüğü yay 2 alfa'dır. Evet, merkez açıda ve çevre açıda açı ve gördüğü yay arasındaki ilişkilere bakacağız arkadaşlar. Merkez açıda alfa iken alfa, çevre açıda da açımız alfa iken gördüğü yay 2 alfa ya da gördüğü yay e, gördüğü yayın yarısı bizim çevre açıya eşittir diyeceğiz. Şimdi bu tanımlara göre hadi bakalım sorulara başlayalım. Şurada baktığınız zaman bir merkezden çıkan bir açı var arkadaşlar. Merkezden açı, çıkan açının gördüğü yay burası değil mi? Evet, burası direkt alfadır açı ve gördüğü yay birbirine eşittir. Burada da bir çevre açı var. Alfa ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? O da 2 alfadır. Çünkü tanımından dolayı açı alfa ise gördüğü yay 2 alfadır. E çemberin ölçüsü toplamda kaç derece arkadaşlar? 360 derece. Bak bu çemberin ölçüsünü kullanacağız. Çemberin ölçüsü kaç derece? 360. E çemberin ölçüsü değil de çaptan geçen bir keşif verildiği zaman. Bu da çemberin yarısı oluyor mesela. 180 derece. Çemberin ölçüsü 360 iken yarısı kaç derece? 180. Çeyrek verildiğinde burası kaç yapıyor arkadaşlar? Çeyrek dairede 90 derece yapıyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor tabii ki. E biz burada 3 alfanın ne olduğunu biliyoruz. 360 derece olduğunu biliyoruz. Alfa da buradan kaç çıkar o zaman? 120 derece olarak bulunur. Evet örnek 7'nin cevabını böylelikle 120 bulduk. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de arkadaşlar bu bizim ilk derste işlediğimiz şeyden de çıkabilir. En etkili silahımız neydi? Yarı çap çizme. Sen buradan bir yarı çap çizerek yine sonuca ulaşabilirsin arkadaşlar. Ama ben şimdi farklı bir bölümde olduğum için buradan anlatacağım. Bak burada bir merkez açı var. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. Hop burası. Hocam 100 ise merkez açımız burası da 100 derecedir. E, e burası 100 ise bak burada da bir çevre açı var. Açı yay ilişkisi. Açı yay ilişkisi 1'e 2 oran vardı. Yani açımız yayımız 100 ise açımız kaç derecedir? 200 değil. Dikkat yarısıdır 50'dir. Açıdan yaya geçiş 2 kattır. Sonra ne yapacağız? Tabii ki eski konular yine kullanılabilir. Arkadaşlar burada ne var? Hocam burada bir ne var? Boynuz kuralı var. Yani şu üçünün toplamı neye eşit? Hocam üçünün toplamı 30 artı 50 artı alfa eşittir 100'e. Boynuz mu dersiniz? Bu manak dersiniz? Ne dersiniz deyin. Böylelikle açıyı kaç derece buluruz? 20 derece buluruz. İstersen sen buradan hocam en etki İslam yarı çap. deyip buradan da şöyle bir çözüm de yapabilirsin. Şunlar şunlar eşit. E burası da eşit. 30 iken burası da 30. E 30 ise buraya 20 kaldı. E Alfa da 20 derece deyip sonuca bu şekilde de ulaşabilirsin. Sana kalmış. Ama ben ne yaptım burada? Boynuzdan yaptım. Ya da bu meranktan yaptım. İstediğin yerden yapabilirsin. Ek çizim yapmak işi. Yani ek çizim çizeceksen de o şekilde de sonuca ulaşabilirsin. Evet örnek 8'i 20 bulduk. Geldik örnek 9'a. <laughs> açı ve gördüğü yay. Öncelikle bak merkez açı var burada. Hocam karışık. Karışıklığa hiç aldanmayın. Siz açı ve gördüğü yay ilişkisine yoğunlaşın. Sonuca direkt ulaşırsınız. Hocam yüzken burası nedir? 100 derecedir. Merkez açıdan dolayı. E burada ne var? Bak çevre açı var. Açı ve gördüğü yay. Seni bu içerideki açılar ilgilendirmiyor. Ha belki bu çevre açı olmuş olsaydı şöyle. Buradaki yay verilmiş olsaydı burası ilgilendirildi. Ne yapıyoruz? Verilen bilgilere yoğunlaşıyoruz hep. Hocam burada çevre açı verilmiş 30 derece. Hemen gördüğü yay 60'tır. Aa bunun tamamı 100'dü. Buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Bak burada da bir açı ve gördüğü yay var. Yani 2 alfa. Açımız alfa ise gördüğü yay 2 alfa olmalı. 2 alfa 40'a eşitse alfa'yı da buradan kaç derece buluruz? 20 derece olarak buluruz. Evet örnek 9'un cevabı böylelikle. 20 çıktı geldik örnek 10'a. Evet çemberin merkezi O çemberin merkezi. Arkadaşlar öncelikle açı ve gördüğü yaya şöyle bir bakalım. Hocam 25 var. Hemen gördüğü yay hiç karışık gibi gözüküyor ama İşin içine girdiğiniz zaman çok da kolaydır. 25 ise gördüğü yay 50'dir. Hocam alfa isteniyor bizden. Alfa ise gördüğü yay ne olacak? 2 alfa olacak. Peki bunu da yazdık. Başka neyi kullanmadık biz? Hocam bunu adam bize çap vermiş. Çapı kullanacağız. Bak çemberin ölçüsü kaç dereceydi? 360 dereceydi. Çap bunu 2 eşit yarıya ayırmıyor mu arkadaşlar? Ayırıyor. E yani çap gördüğünüz zaman da Tamam bazen e, biraz sonra göreceksiniz. Şimdi sonuçlara geleceğiz. Çapı gören çevre açı 90 derece varsa onu uygulayın. E, yoksa da arkadaşlar bakın bu mavi çizgiyi gören bir açı var mı? Yok. Hani şöyle şuradaki açı olmuş olsaydı mesela 90 derece derdik. Biraz sonra bundan bahsedeceğim. E, burada çap gördüğümüz zaman da hocam 360 ölçüsü. Bu 180 derece 180 derece 2 eşit yarıya ayırır arkadaşlar burası. E yukarısı 180 ise 2 alfa artı 50 ise 180 ise Buradan 2 alfa buradan ne gelecektir? 130 gelecektir. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 65 derece olarak buluruz. Tamam gençler. Evet karışıklığa yani aslında karışık gibi ilk bakışta karışık gibi gözüküyor bazı sorular. Ama işin içine dalınca hatta verilen bilgileri kullanınca sonuca çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Tamam. Evet örnek konuda böylelikle kaç bulduk? 65 bulduk ve geldik sonuçlara. Şimdi bu sonuçlara dikkat edin arkadaşlar. Önemli sonuçlar. Hatta bu sonuçların nereden geldiğini de göstereceğim. Bazı böyle örnek soru tiplemelerini bu sonuçların ispatlarından yapacaksınız arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey var. A sonucu mesela. Aynıya gören çevre açılar birbirine eşittir. Ben bunu sonuç olarak yazdım ama sen bunu bilmek zorunda mısın? Valla soru çözü çöze biliniyor aslında da. Bilmeden de rahat bir şekilde yapabilirsin. Yani ispat yöntemi de senin için önemli. Niye? Bakalım şimdi. Arkadaşlar şuradaki açılarmış, şu açıymış, bu açıymış, bu açıymış beni ilgilendirmiyor. Ben şu ana kadar ne gördüm arkadaşlar? Bak çemberde açıda önemli olan 3 tane açı türü var. 1- Merkez açı, 2- Çevre açı, 3- Teğet-Kiriş açı. Teğet-Kiriş açıyı bir sonraki videoda göreceğiz. Bunların hepsinde arkadaşlar açı ve gördüğü yay ilişkisi var. Mesela şuraya baktığım zaman hocam bu çevre açı var burada. Hemen bu çevre açıya bak. Burada da bir çevre açı var. Burada da çevre açı var. Bunlara yoğunlaşacağım şuradaki açılara yoğunlaşmayacağım. Bunlarla ilgili de yine kural var da o kurallara da çok fazla değinmeyeceğiz. Sanırım dördüncü videoda falan anlatacağım arkadaşlar onu da. E, oralara çok fazla yoğunlaşmayacağız. Benim için önemli olan tekrar söylüyorum. Sizin için de önemli bu. Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Çok önemli. Hemen şuraya o zaman bir alfa diyelim. Çevre açı önemli ya. Alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfadır hocam. Yazdık. Eyvallah. E hocam burada da bu iki katı olacak. A 2 alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. A burası 2 alfa ise burada kaç tane alfa oldu mu? Oldu. Bak bu kadar karışıklığın içinde neye dik neye dikkat edeceğini gördüğün zaman ya da fark ettiğin zaman ya da bildiğin zaman görmek kelimesine biraz uyuz oluyorum ya ondan dolayı görmeyi çok kullanmak istemiyorum. Neyi kullanmayı bildiğin zaman daha doğrusu çevre açı, merkez açı, teyit işte kirişi açı. Onlara yoğunlaşacağını fark edersin zaten. Bak Burası da alfa oldu. Burası da alfa oldu. Burası da alfa oldu. Yani buradaki sonuç. Bak aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit oldu. Peki ben size şunu sorsam hocam burada kaç kaç derecedir diye sorsam ne dersiniz? Dediniz ve cevaplar verdiniz. Hocam 2 alfa dediniz. Ya kardeşim nereden çıktı o? O zaman buraya da 2 alfa dersin. E o zaman buraya da 2 alfa dersin. Değil mi? Ee, i̇çeride oluşan herhangi bir açı 2 alfayı görüyorsa o zaman buradaki bütün içeride gören buradaki açılara 2 alfa mı diyeceksin? Ya sana merkez demiş mi burada? Şurası merkez olarak söylenmiş olsaydı işte o çemberin merkezi olmuş olsaydı tabii ki içerideki buradaki açıya da yoğunlaşırdım. Hocam 2 alfa ise 2 alfa derdim. Ama burada çemberin merkezi burası falan dememiş. Belki çemberin merkezi burada. Yani şöyle o iki alfayı gören burada kaç iki alfa olmak zorunda. Çemberin merkezinden bahsetmediği sürece sakın merkez açıya yoğunlaşma. Tamam. Zaten merkez verildiği zaman iki şeye yoğunlaşacaksınız. Bir merkez açıya. Biraz sonra da şimdi göreceğiz zaten. 2. Çapı gören çevre açı 90 derece var mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Geldik B sonucuna. Yani ilk sonucu sizin ezberlemenize ya da bilmenize gerek yok. Açı ve gördüğü ilişkisinden direkt kendi mantığınızla sonuca ulaşabilirsiniz zaten. İkinci yani B sonucuna bakacak olursak çapı gören çevre açı 90 derecedir. Aslında bunu bilmeseniz de kendinizde çıkartırsınız ama bazı e, çember çizilerek çözülebilen soru çözüm yöntemleri var. O yüzden bunu da bilseniz iyi olur deyip üstüne bir yıldız atıyorum arkadaşlar. Şimdi bizim çemberin ölçüsü kaç dereceydi arkadaşlar? 360. E, bizim bu çap 2 eşit yarıya ayırmıyor muydu? Evet hocam. Yani burası da 180. Burası da 180 değil midir? Evet hocam. E şimdi şuraya bakacak olursak hocam şuradaki açıya bak. Buradaki açı nereye görüyor? Bak 180'i görüyor çevre açı ilişkisinden dolayı o zaman 180 180'i görüyorsa burada kaç direkt nedir? 90 derecedir. Aa bu açı ve yay ilişkisinden yaptık. İşte bundan sonrasında şöyle yapabilirsiniz. Çapı gören bir açı varsa çapın ayırdığı açı yay 180 derece olduğu için 180'i gören açıdan 90 derece diyebilirsiniz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Evet bunu fark ettik. E o zaman şuraya da bakalım. Hocam burada kaçı da bakın çapı görüyor, 180'i görüyor. Ya da çapı görüyor 90 derecedir. Burası da çapı görüyor 90 derecedir diyeceğiz. Çap varsa dediğim gibi çemberin merkezi varsa iki şeye odaklanırsınız. Bir merkez açı. Merkez açı olmadığı zaman da acaba çapı gören çevre açı 90 derece var mı diye şuraya bir yerleştir onu. Tamam dediğimi unutma. Geldik üçüncü şeye. Paralel kirişler arasında kalan yayların. Bak paralel kirişlerin ayırdıkları yaylardan bahsetmiyorum paralel kirişlerin arasında kalan yaylardan bahsediyorum. Şu yaylar neymiş? Birbirine eşitmiş. Bunu da bilseniz iyi olur arkadaşlar. İspat zaten çok kolay. Bilmeseniz de ispat yöntemiyle de sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız. Niye? Hocam şunu çizecek olursak niye? Biz çemberde çevre açıyı falan biliyoruz. Çember üzerinde noktalar var. Burada bir çevre açı oluştursam. Hocam burası alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfadır. E, Z'den dolayı paralel ya bunlar. Burası da alfa yapar. A alfaysa burası da 2 alfa yaptı mı? A evet gerçekten iki, iki tane paralel kenar arasında kalan yay parçalarının ölçüleri ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Bunu bilelim. Paralel kirişler gördüğümüz zaman yani yaylar birbirine eşit. Hatta buradan bir sonuç çıkartıyoruz. Bak sen bir çemberin içerisine bir yamuk koyarsan, herhangi bir yamuk koyarsan bu yamuk ikizkenar yamuk olmak zorunda. Niye? Şu D'yi de anlatayım. Ondan sonra buraya bir dönüş yapayım. Bunu unutmam inşallah arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir çemberin içerisine bir yamuk koyarsam bu yamuk ikizkenar yamuk olmak zorunda. Aklıma geldi şimdi. Bunu da anlatayım ondan sonra. Arkadaşlar D kirişi. Evet D sonucu. Bu da çok önemli. Bu da bazı özel soru tiplemelerinde karşımıza gelebiliyor. Lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Özel bir durumdan da bahsedeceğim. Şimdi eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Arkadaşlar bu kirişler eşitse yaylar da birbirine eşitmiş. Niye? Şimdi sebebini birlikte yapalım. Hocam bu kiriş bakın bazı özel soru tiplemelerinde karşımıza çıkıyor. Dikkat edin lütfen. Bu kiriş nedir burada? Hani e, ben bu kirişlerin eşitliğinden bahsetmişim. Ne yapabilirim? ya En etkili silahım yarı çap çizmek. Al sana yarı çap al sana yarı çap. Hocam burada da al sana yarıçap, al sana yarıçap. E bunlar yarıçapsa şu yarıçap, bu yarıçap, bu yarıçap, bu yarıçap değil mi? E bu üçgenler ne oldu? Hocam şu üçgenle şu üçgen eş üçgen oldu. Niye? Çizgi çizgi çift çizgi, öbürü de aynı şekilde çizgi çizgi çift çizgi, kenar kenar kenardan. E madem eş üçgen oldu, ne oldu arkadaşlar? Çift çizgi gören buradaki açı ise, çift çizgi gören buradaki açı da alfadır. E burası alfa ise gördüğü yay merkez açıdan alfadır. Burası alfa ise gördüğü yay merkez açıdan alfadır. Gerçekten de eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bak bu ispat yöntemini bazı sorularda yarı çapın katı olan sorularda da kullanıyorsunuz. Nasıl mı? Şurada göstereyim mesela. Bak şurada adam sana yarı çapı R dedi. Burası R 2 dedi. Ya da buradaki yarı çapa da atıyorum R köküç dedi. Bak bizim en etkili silahımız yarı çapla bir kat verilmiş ya. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Aa, R, R. Bak ne oldu burada? Hocam R, R dersek R, R, R kök 2. Hocam x kenar dik 90 derece. Bak buradaki yay sorulursa direkt 90 derece çıktı. E burası R kök ise buradaki yay sorulursa. En etkili silahın yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Bu da R, bu da R. E, R, 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 R kök 3. Bak gördünüz mü? Ne çıktı burada da? 30, 30. 123 gen çıktı. Yani burası 30, burası 30, burası 120 çıktı. Merkez açıdan dolayı burası da 120 derece diye sonuca ulaşırız. Tamam gençler? önemli. Çok önemli. Gerçekten önemli. İspat yöntemleri de gerçekten çok 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 önemli. Bu arada ben burada bir çemberde dedim. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir dedim ya. Atıyorum. Bir farklı bir çember daha çizdim buraya. Farklı derken aynı. Şu ikisi eşse eğer. Ben burada da şöyle bir kiriş çizersem eğer. Ve bu kirişle bu kiriş eşitse eğer. Bunlar eşse bunların yarı aynı değil midir? Evet. E o zaman ayırdıkları yaylar da yine birbirinin tıpkısının aynısıdır. İspatına gelecek olursak çemberin merkezi burası. İki çember ise yarı çapı ise bunun. Bunu da yarı En etkili silahımızı yine kullanırız. R burası R burası. E hocam burada da bak çizgi çizgi çift çizgi. Burada da çizgi, çizgi çizgi çift çizgi, Yani bu üçgenle de bu üçgen yine eş üçgen oldu. O yüzden burası da çift çizgi yüren alfadır. Alfa ise merkez açıdan burası da alfa çıkar. Bak iki çember bakın. Şimdi tekrarlıyorum önemli. Çünkü bazı sorular da gerçekten çok böyle bununla ilgili zor sorular sorabiliyorlar. Eğer bir çemberde eşit girişler varsa ayırdıkları yaylar eşit. Ve biz bunu aynı şekilde eş çemberlerde de söyleyebiliriz. Eş çemberlerde eşit girişlerin ayırdıkları yaylar da birbirine eşittir. Hatta buna şöyle bir 3 yıldız koyayım. Şunu silmek zorundayım. Burada güzel bir şey daha söyleyeceğim çünkü arkadaşlar. Bunu öğrendiniz eş çemberlerde de bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki ben şöyle bir şey çizsem bak burada da çok önemli şeyden bahsedeceğim. Dinle. Ben böyle iki tane eş çember çizsem. Dikkat. İki tane eş çember çizsem. Hatta ÖSYM bununla ilgili soru da sordu arkadaşlar. Çizemedim. Sordu ve bence çok güzel bir şey. Bu iki çember eşse bakın hem bu hem bu eş ise buradaki yayların ölçüleri birbirine eşit. ÖSYM e böyle sordu. Eş iki tane çemberi böyle üst üste koydu. Hatta şunu şöyle karaladı. Hilal şekli yaptı. Bak şunu şöyle karalayınca. Hatta biraz daha içe koyunca yani şunu demek istiyorum. Birini böyle koyarım. Birini biraz daha böyle içe koyarım. Bak hilal şekli çıktı mı burada? Evet. Bu hilal şeklinde arkadaşlar şu yayla bu yayın birbirine eşitliğinden bahsedebiliriz. Sebebini şimdi söyleyeceğim. Ee, yani adam bize şunu sorarsa o zaman Hocam burası x burası y ise x artı y nedir diye sorarsa direkt 360'tır. Niye? Çünkü bunlar eş çemberlerse ayırdıkları şu yayla bu yay birbirine eşit. A hocam y ise burası y olur. Bak bizden x artı y isteniyor. Buradaki ifadede bak şuradaki şeyde x artı y isteniyor. E x artı y'ye de biz direkt ne diyebiliriz arkadaşlar? 360 derece diyebiliriz. Sebebi çünkü e, hocam burası y burası da y. E, böyle baktığınız zaman x artı y kaç dereceye eşit oluyor? Bir çemberin ölçüsü eşit olmuş oluyor. Yani 360 derece olmuş oluyor. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Niye hocam bunlar eş çemberse buradaki yaylar birbirinin tıpkısının aynısı? Bak. Dikkat dikkat. Dikkat et. Sen bu kirişi çizecek olursan. Sen bu kirişi çizdiğinde. Hocam iki çember eşse. Burası a kirişi diyecek olursak. Hocam bu çemberde a kirişinin ayırdığı yay burası alfayken hocam öbür çemberde de eş olduğu için bunlar bu çemberde de burası A kirişi değil mi? O zaman bunun da ayırdığı yay birbirinin tıpkısının aynısıdır. Hatta bunlar alfa alfa iken burası da beta iken buraya da beta diyebiliriz. Niye? Ayrı ayrı göstereyim. Bak çiziyorum. Bu çemberde şu ağlık kiriş. Bu çemberde de şu ağlık kiriş. Hocam bu iki çember birbirine eşse biraz önce şunun ispatını yapmıştım zaten burada. Eş çemberlerde de eşit kirişlerin ayırtları yaylar birbirine eşitti. A kirişi alfalık bir yay ayırıyorsa buradaki A kirişi de eş çember olduğundan alfalık bir yay ayırır. İşte böyle şeyleri de biz sorular içerisinde görebiliriz. İnce noktadır. Lütfen buna da dikkat edin. Bak hilal şekli yapıp böyle bir de ay yıldız koyduğumuz zaman e, Türk bayrağı karşımıza çıkabilir. E, oradaki açıların ölçüleri sorulabilir. Atıyorum böyle bir soru geldi. Bir de böyle şey koydu. Ay yıldız koydu. İşte şuradaki açıların toplamı artı bu x artı y nedir diye sorar. Alın size çok güzel bir soru. Değil mi gençler? O yüzden buna lütfen ama lütfen dikkat edin. Bu da özel bir durum diyebiliriz. Eş çemberlerde eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit olduğundan e, bu iki çemberin ortak kestiği yer eşit giriş olduğundan ayırdıkları yaylar da birbirine eşittir diyebiliriz. Hadi bakalım. İspatları da yaptık. İspat yöntemleri de sorularda karşımıza çıkacak ve önemli. Şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Örnek 11. Hocam bir kere e, şöyle yapabilirsiniz. Aa hocam burası da bu yayı görüyor. Burası da bu yayı görüyor deyip ezbere direkt 58 diyebilirsiniz buraya. Ya da ezbere ben bu kuralı bilmenize gerek yok dedim zaten. Niye? E sana bu açı verilmiş. Hocam açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için çok önemli. Burası 116 mı yaptı? A evet. 116 bak şurada da bir çevre açı var. 116 direkt burayı görüyor. Hop burası 58 mi oldu? Oldu. E sonra ne, ne oldu? İşte çemberde açının yapılamamasının en büyük sebeplerini söylüyorum. Çemberde açıda siz alfa bulmaya çalışırken hep çemberde açı özellikleriyle de bulma, bulmaya çalışıyorsunuz. Hayır kardeşim. Sadece çemberde açı değil. Üçgende da bazen doğruda da karşımıza gelecek. O yüzden üçgende açıları da ihmal etmeyin. Çemberde açının e, çoğu şeyi zaten e, biraz sonra siz de sonraki videolarda da göreceksiniz. Üçgende açıları çok fazla kullandırıyor. Yani üçgende açıları kullanmayabildiğin zaman çok fazla kural bilmene de gerek kalmayacak zaten. O yüzden üçgeni de için içine katmayı unutma. Şimdi şuraya baktığımız zaman ne var? Bu üçgende hocam iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani alfa buradan neye eşit oldu zaman? 58 artı 42'ye eşit oldu. 58 artı 42 de kaç yapıyor? 100 derece yapıyor galiba. Evet örnek 11. cevap böylelikle 100 oldu. E, kuraldan böyle sonuçtan da yapabilirdik ama ben buradaki sonucu bu şekilde kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi daha önce ne demiştim size? Bak söylediğim şeyler gerçekten çok önemli. Bir çemberde bir merkez verilmişse ya merkez açıyı kullandırırlar ya da böyle çap. Çap olayı. Çapta ne vardı? Çapı gören çevre açı 90 derece bu yarım çember gördüğünüz zaman da size ne dedim arkadaşlar? Bu yarım çemberde özellikle çapı gören çevre açı 90 dereceyi çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Çok çok fazla kullanıyoruz. Hatta yeri geldiğinde ben size söyleyeceğim. Bir tane daha ufak bir şey var. O da zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Şuraya bakalım şimdi. Hocam burada ne var? Bir yarım çember var. Eyvallah. Yani yarım çember olması bunun çap olması anlamına geliyor. Şimdi buraya bakacak olursak. E hocam burada açı çapı görüyor direkt. Aha da burası 90 derecedir. Çapı gören çevre açıdan dolayı. Bir, çünkü merkez açı falan filan yok ya. Hemen bunu fark ettik. Bunu fark etmeseydik bir ek çizim, ek çizim bir şeyler yapmaya çalışırdık. En, en güzel ek çizim, yarı çap çizme falan filan diyebilirdik. Neyse. E o zaman burası 90 derece ve x kenarlık varsa x kenar dik üçgenden de olay 45 45'tir. Ve hocam şuradaki üçgende ne var? Yine üçgen bilgisi var. Alfa artı 33 neye eşit olacak? 45'e eşit olacak. E, alfa artı 33 45'e eşitse alfayı da buradan kaç derece buluruz? 12 derece olarak buluruz. 12. sorunun cevabı böylelikle 12 çıktı ve geldik örnek 13'e. Örnek 13'e bakacak olursak hocam burada bir yay ölçüsü verilmiş. Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgileri kullan kardeşim diyoruz. E bu verilen bilgiyi ben nasıl kullanacağım? İstersen bak şöyle kullanabilirsin. Çapı şöyle kullanabilirsin. Hocam bunun çap olması e burası 40 ise tamamı 180 derece olacak deyip de sonuca buradan da ulaşabilirsin. 180 derece olacak deyip de şuraya kaç? 140 derece diyebilirsin. Ki demeliyiz de zaten şu çap değil mi? Ee, o zaman tamam çapı kullanıyorum bu şekilde. Merkez açı falan filan yok. Hocam oluştursak mı? İlk önce bir ek çizim yapmadan önce verilen bilgileri kullanmamız lazım diye düşünüyoruz. E burası 140 bulduk. 140 sabah burada bir çevre açı var mı? Var. Burası kaç derece yaptı? 70 derece yaptı. Bak çevre açıdan dolayı. Sonra başka ne yapacağız hocam burada? Şu eşitliği benim kullanmam lazım. Bu eşitliği niye vermiş bana? Ya Şimdi bu eşitliği niye vermiş? Eskiden biz şunu söylüyorduk. Üçgende dörtgende öyle eşitlik gördüğünüz zaman şu kenar ortaylığı çizmeyin kardeşim diyor. Ama burada çemberde çizilebiliyor. Niye? Çünkü sen bu kenar ortayı çizdiğin zaman bak bu kenar ortayı çizdiğinde ne geldi karşına? Hocam bak burası çap ya. Çapı gören çevre açı 90 derece. E ne oldu burada? çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan hocam burası 90 derece oldu. A şu eşitliği de kullanıyoruz. Özellikle böyle kenar ortaylık olduğunda çapta olduğunda bu gerçekten çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bak dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nasıl bir üçgendir bu? İkiz kenar. E o zaman buradaki açılar da birbirine eşit olmaz mı? Açı ortay olmaz mı? olur. Yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. 70 ise hocam burası 110 buraya 55-55 kaldı. Ya da şey diyebilirdiniz hocam ikiz kenar ya bu açılar birbirine eşit. Ve toplamları iki iç açın toplam bir dış açı olduğundan bunlar da 35-35 diyebilirdiniz arkadaşlar. Neyse ee, biz öncelikle de şunu dedik. 70 ise 110, 55-55 dedik. E, 55-90 ise buraya 35 bu şekilde de bulabiliriz. E, sonra BE yayının ölçüsü isteniyor. Hocam BE yayının ölçüsü için buradaki açı lazımdı bana. Bu açıyı da bulduk. 35 ise gördüğü yay kaç derece yapar? 70 derece yapar. Bak buradaki dışarıdaki açıdan dolayı değil. Şuradaki açıdan dolayı 35 ise gördüğü yay 70 derece yaptı arkadaşlar. Evet örnek 13'ün cevabını böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 70 derece olarak bulduk. Cevabımız 70 oldu. Geldik örnek 14'e. Hemen açı ve gördüğü yay. Yazacağız değil mi arkadaşlar? Evet 32 ise bak sorunun karşılıklı önemli değil. Açı ve gördüğü yay. 32 ise burası nedir? 64. Hocam alfa ise gördüğü yay nedir? Alfaysa gördüğü yay 2 alfa olur diyebiliriz. E burada ne yapacağız? Şimdi soruyu bir okuyalım bakalım. Çember üzerindeki 4 noktadan ABCD karesi oluşturulmuştur. Ha bu bir kareymiş. Kare olması ne anlama geliyor? Şunların birbirine eşit olması anlamına geliyor. Bak bu sorunun iki farklı çözümü var. Ben şimdi ilk etapta şunu çözebilirim. Ben bu soruda kareyi kullanmak zorundayım. Kareyi ben nasıl kullanabilirim? E hocam kareyi kullanırken şu şekilde yapabilirim. Karenin ee, köşegen çizmek özel bir durumdu. Köşegen çizebilirim. Şuradan bir köşegeni çizsem, istersen diğer taraftan da köşegen çizebilirsin fark etmez. Köşegeni çizsem. a köşegeni çizdiğim zaman burada şurada kaçının tamamı kaç derece? 45 derece. Hocam ben bu açıyı bulabilirim. 64 ise burası kaç yapar? 32. E Bunun tamamı 45 olduğundan alfaya da kaç derece kaldı? 13 derece kaldı deyip 13'ü bulabilirsiniz. Birinci çözüm yöntemi bu. Sonuçta verilen bilgiyi kullandınız. Verilen bilgiyi kullandınız. Bu şekilde buldunuz. Cevap 12 çıktı. Ya da daha farklı nasıl yapabiliriz? Hocam bu bir kare demiş ya. Aa eşit kirişler bunlar. Hepsi karenin kenarları kiriş. E, kirişlerin, eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit değil miydi? Evet hocam. Yani bu yay, bu yay, bu yay ve buradaki yay eşittir. 4 eşit parçaya böldü. Yani buradaki yayların hepsi 360 bölü 4'ten kaç yapar arkadaşlar? 90 yapar. E burada burayı 2 alfa, buraya 64 buldum tamamı da 90. 2 alfa artı 64 eşittir 90 ise 2 alfa buradan 26 çıkar. Alfa da buradan kaç çıkar? 13 çıkar. Biraz önce köşegen çizdiğimizde de sonuç çıktı mı? Çıktı. Cevabı 13 bulduk arkadaşlar. Ee, ya da hocam 90 ise 64 ise buraya 26 kaldı deyip buraya 26 kaldı deyip 26 ise çevre açıdan buraya da 13 diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde yapın. Evet alfayı böylelikle 13 bulduk. Yani örnek 14'ün cevabı böylelikle 13 çıktı. Zevkli değil mi arkadaşlar? Gerçekten zevkli. Yani rahat bir şekilde bulabilirsiniz ama sorularda üçgen bilgilerini de kullanmayı da unutmayın. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Evet bakalım burada ne var? Hocam burada bakın bir çap var. Hocam merkez açı falan filan yok. Direkt hocam burası 130 demiş. Burayı görüyor. 120 olması gerekmiyor mu? Hayır. Merkez açı değil ki burası. Ben verilen bilgileri kullanmak zorundayım. Önce verilen bilgilerini şöyle üstünden geçeyim. Burada ne verilmiş gençler? Şu parçayla şu parça birbirine paralel verilmiş. Hmm. Bunlar paralelse ayırdıkları yaylar neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. Bilin diye söyledim. Çünkü önemli gerçekten. Bilmeseniz de kendiniz de bir şekilde sonuca ulaşırsınız zaten ama şu paralel kilişlerin arasında kalan yayların ölçüleri mutlaka mutlaka söyleyin. Aa, ben burada konu anlatımındayız ya. Bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? İnşallah onu siz bulmuşsunuzdur. Şimdi bu soruyu çözerken aklıma geldi de. Biraz önce demiştim ki size bir çemberin içine şimdi soruyu gördüğümde atma geldi. Oraya geri dönmedik. Bir çemberin içine ne yaptığımızda arkadaşlar? Bir yamuk çizdiğimizde e, karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Bu bir ikiz kenar yamuktur kesinlikle dedim mi? Dedim. Evet bu soruya başlamadan önce onu bir anlatayım. Biraz önce anlatacaktım unuttum. Arkadaşlar bu ikiz kenar yamuktur. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu. İkisi paralel mi? Paralel. Paralel kirişlerin ayrılıkları yaylar birbirine eşit mi? Eşit. E Paralel kirişlerin arasında kalan yaylar birbirine eşit. Yaylar eşitse bu kirişler de eşit midir? Eşittir. Bak gerçekten de bir yamuk koyduğum zaman ikiz kenar yamuk mu oldu? Evet. Yeri gelmişken bunu söylemek istedim. Şurada anlatacaktım inşallah unutmam dedim. İşte bunu çizdim. Unuttum arkadaşlar. İşte bu bu yamuksa şu bu yamuksa bu neymiş arkadaşlar? İkiz kenar yamukmuş. Bir yamuk koyduğunda çemberin içine ikiz kenar yamuk oluyormuş. Şimdi gelelim soruya. Sorumuzda arkadaşlar şuraya baktığımız bakacak olursak. E, şu iki paralel iki, iki, tane paralel kiriş var mı var. Arasında kalan yaylar ne? Şunlar birbirine eşittir. Eyvallah aklımızda. Hocam 120 verilmiş bir de çap verilmiş. Çap verildiğinde çapı gören çevre açı 90 derece var mı? Yok. O, bu çap verildiğinde neye dikkat edin demiştik? Bunun tamamının 180 derece olmasına mutlaka mutlaka dikkat edeceğiz. 180. Buraya kaç kaldı? 60. Bak verilen bilgiyi kullanmaya çalışıyorum ve bulduğum bilgiyi kullanmaya çalışıyorum. 120'yi kullandım. 60. Bir çevre açı mevre açı bir şey falan da yok. Başka ne yapmalıyım? Burada katmışla ile ilgili işim bitti. Bak 120'yi kullandım. 130'u kullanayım şimdi. Hocam 130 sa burada kaç kaç derece? 50. 50 ise hocam burası 50 olmalıydı. Değil. Merkez açı değil. Lütfen dikkat. E şu paralelliği kullanalım o zaman. Bak 50 ise yönleştikten dolayı burası da 50 mi yaptı? Evet. E burası 50 ise bak burada bir çevre açı var. 50 ise gördüğü yay kaç yapacaktır? 100 yapacaktır. E hocam burası 100 ise Buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. 60'ı burada olduğundan dolayı. E burası 40 sa, bunlar da birbirine eşit. Burası da 40. Bu arada bu çaptı. Hocam tamamının kaç olması lazım? 180 olması lazım. 40, 40, 80. Buraya kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. E burası 100 ise alfa da kaç yapacaktır arkadaşlar? 50. Yani çevre açıdan dolayı alfa da 50 derece eşit oldu. Çünkü 100 dereceyi görüyor buradan dolayı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 50 yaptı. Bakın Senenin başından beri anlatmaya çalıştığım, kampın başından beri anlatmaya çalıştığım şey üzerinden hep oradan çözüm yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Verilen bilgiyi kullan, bulduğum bilgiyi kullan. Bu çok önemli ya dostum, çok önemli ya. Lütfen dikkat. Ve geldik bu videonun galiba son sorusuna. Evet, son sorusu. Bu sefer de şöyle bir değişik bir soru yazmışım. Bu sefer böyle katlama değil de bunu kesmişim, şuraya koymuşum. Şimdi bunu kesip buraya koyduğumda bak... Ben bu soruyu yazdım. Gençler şimdi bir şeyini söyleyeyim. Bir, hiçbir yerde görmedim bu arada ben bu soruyu. 2-3 yıl önce falan yazmış olmam, olmam lazım. Türkiye'de herhangi bir kaynakta da görmedim açıkçası. Yazdım çok da hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel bir şey. Sonrasında işte bu yıl içerisinde böyle biz bazen yabancı şeyleri de kaynakları da araştırıyoruz. İşte ne bileyim e, yabancı youtuberlar ne yapıyor mesela diye araştırırken. Yani ben bunu bir şeyde de gördüm. Yani bir yabancı ülkede, bir, bir kanalında da gördüm. Ee, böyle kesip başka bir yere yapıştırmayla ilgili çok güzel, çok tatlı sorular yapmışlar. Ee, bunu da aslında gurur verici. Yalnız bir yerden görüp de yazmadım onu söyleyeyim. İlk önce yazdım. Sonra böyle soruların da varlığından da e, varlığının da olduğunu da gördüm. Çok da güzel bir çözüm var. Lütfen çok güzel bir şekilde dinleyin. Çok hoş bir çözüm var. Çok 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 hoş. Şimdi soruya bakalım. Şimdi yani e, şeyde başka ülkelerde bu soru tipi var. Bu ülkede biz getirmiş olduk bu arada. Daire biçimindeki bir karton şekil birdeki gibi kırmızı ve mavi renge boyanmıştır. Kırmızı parça AB boyunca kesilip A noktası etrafında döndürülürse kestim. A noktası etrafında döndürdüm, şuraya getirdim. Şimdi daha önceki yapılarda da biz döndürme işleminde önceden dönmeden önceki halini bir yazıyorduk değil mi? Gösteriyorduk değil mi? Evet ya da Kes, bir parçayı kestiğimizde kesilmeden önceki parçasını da gösteriyorduk değil mi gençler? Evet şöyle kesilmeden önceki parçası burası. Evet şu parçayı almışım buraya getirmişim. Aynı parça bak eş bir parça. Dikkat bu bunların eş olması ne anlama geliyor? Hocam buradaki yayla buradaki yayın ölçtüğün eşit olması, eşit olması diye aklımıza geliyor. Bu dikkat şimdi bu dursun aklımızda. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam burada ben bir parçayı kesip buraya getirdim ya. Bak dikkat edin şu parçanın şuradaki kırmızı parçanın çembere tamamlanmışı bu değil mi? Evet hocam. E o zaman buradaki kırmızı parçanın da sen bunu çembere tamamlarsan. Çünkü çemberin bir parçası ama hiçbir şey yapamam burada. Çembere tamamlanmış halini şöyle bir düşünebiliriz ilk etapta. Hop şöyle tamamlayacak olursam. A bunun çembere tamamlanmış hali bu. Yani şu. E bunun çembere tamamlanmış hali bu. Her ikisi de eş çemberler mi yapacaktır arkadaşlar? Evet. Evet evet. Şimdi gelelim şuraya. Hocam burada bir 20 derece verilmiş. Ya 50 derece de verilmiş hocam. 50 dereceyi mi kullansak deyip şöyle bir çevre aç oluştursak. Valla 20'ye ait hoş bir şey olmuyor. O yüzden 20'ye yoğunlaşmak daha mantıklı geliyor ilk etapta. Hocam 20'ye ait şu çizecek olursam. Hocam şuradaki mavili çemberde bir çevre açı değil mi burası? Evet. Bak burası kaç derecedir? 10 derecedir. Aa hocam kırmızılı çemberde de bak kırmızıyla çizdiğim çemberde de bir burada çevre açı oluşmadı mı oluştu. 10 sa burada gördüğü yaydan oldu 20 oldu. Gördünüz mü? Çok güzel bir hamle oldu ya. Gerçekten çok güzel bir hamle oldu. Tekrar söylüyorum. Mavi çemberde bu yay olduğu için yayı kullanmak istediğim bir çevre açı oluşturdum. Çemberleri kestiği yerden. E, burası 20 iken burası 10 oldu. Sonra kırmızı çembere baktığın zaman da bu da çevre açı. Gördüğü yay bak burası. 10 iken burası 20 oldu mu? Oldu. Tamam çok güzel. Burayı 20 bulduk. E sonra ne yapacağız? Hocam benim için önemli olan şu. Neresi önemli? Bak bu yayın ölçüsüyle sen bunu kesip buraya getirdin ya. Bu yayın ölçüsü neydi? Birbirine eşit. Çünkü kesip buraya getirdim. Buna dikkat edeceğiz. Yani benim şuradaki yayın ölçüsünü bulmam lazım. E hocam buradaki yayın ölçüsü nedir acaba? Diye düşünecek olurken ben şurada arkadaşlar ne anlattım size? İki tane çember kestiği zaman ortak kiriş olduğundan ayırdıkları yaylar birbirine eşit dememiş miydim? demiştim değil mi? Buna da dikkat edin. Vallahi bilmiyorum ama ÖSYM sanki bununla ilgili bir soru artık ya bu sene ya önümüzdeki sene soracak diye hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir şey aslında bu. E evet, şuraya baktığımızda e, hem kırmızılı çembere bakın hem de mavili çembere bakın. Hocam şurası ortak kiriş değil mi? Ortak kiriş. E bu ortak kiriş olduğundan dolayı Ayırdıkları yaylar birbirine eşit değil midir? Yani şuradaki parçasıyla şuradaki parçası 50 ve 20'lik parçası birbirine eşit değil midir? Evet. Yani burası 70 ise burası da kaçtır? 70'tir. E şimdi bu yayın tamamı kaç yaptı? 90 yaptı. Hocam bu yayın tamamı da 90 yapacaktır. Çünkü eş olduğundan dolayı. Gerçekten çok tatlı bir çözümü yok mu ya? Şöyle baktığımız zaman. Bilmiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor böyle. Ve buna dikkat edin arkadaşlar. Bence artık bu kitapların arasına girecek, deneme sınavlarının arasına girecek. Artık bence insanlar buna alıştı. Şu soruyu göre, gör, görerek. Öz, yani bunu gören yayınlar aynı zamanda e, ÖSYM'de ÖSYM de bunu görüyor arkadaşlar. Şu an beni ÖSYM'den izleyen insan varsa evet bu soruyu çalabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Neyse şuraya geldik. Şimdi bizden ne isteniyor? BAD açısı isteniyor. BAD açısı isteniyor. Şuradaki açı isteniyor. E hocam Burada kaç isteniyorsa benim şuradaki yayı da bulmam lazım. Şurası 90, 50, 20. Şuraya da bir alfa açısı dersem. Şu BC yayına alfa açısı dersem. O zaman BC yayına da alfa açısı diyorum. Şuraya alfa açısı diyorum. 90 artı 90 artı 50 artı 20 artı alfa. 50 artı 20 artı alfa eşittir ne yapmalı? 360 yapmalı. 90 ya da şuradan şey de yapabilirdik aslında ya. Bu ölçüden gidebiliriz arkadaşlar. Alfayı bulabiliriz. Alfayı bulduktan sonra da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Alfayı bulduktan sonra da çevre açıdan dolayı buraya bulabilirsiniz. Hatta bulayım ben ya. 90, 50 daha 140. 160, 200 yapıyor. Arkadaşlar burası 200. Bu 200 ise bak zaten bizden istenilen açı neresi arkadaşlar? BAD açısı. BAD açısı. 200 artı 20'yi görüyor. O zaman burada kaçı? Hatta şöyle diyebiliriz. 200 ise burada kaçı 100 derece mi yapar arkadaşlar? Şuraya kadar olan açı 100 derece yapar. Şuraya kadar olan açı 100 derece yapar. O zaman BAD açısı da ne yapacaktır? 100 artı 10'dan 110 derece yapacaktır arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 110 yapar. Ya da nasıl yapardınız bunu? Hocam şuradan şunu şöyle çizecek olursak. Bu çevre açıdan dolayı 90 ise burası 45 diyebilirdiniz. Hocam burası kaç? 70. E burası 70 ise Burası 70 ise burası 35 diyebilirsiniz. 45 35 daha kaç yaptı? 80. Buraya 100 kaldı deyip burası da toplamda 110 derecede diyebilirsiniz. Ama ben ne yaptım? Şuradaki ölçüden gittim. 90 burası, 50 burası, 20 burası. Şöyle göstereyim bak. 90 burası, 50 burası, 20 burası. Buraya da alfa dedim. Bunların hepsinin toplamı 360 olacak dedim. E, alfayı 200 buldum. Alfa 200 iken burası da 100 derece çevre açıdan. A benden B, A, D isteniyor. O da 100 artı 10'dan Kaç çıktı arkadaşlar? 120 derece çıktı. Ya da BAD direkt 220'ye giriyor. O zaman 110 derece çıktı diyebiliriz. Gençler. Böylelikle bu olayı hallettik mi? Hallettik. Evet. Şu sahneye geçmedi biraz deli oldum. Heh, şimdi geçtik. Son kapanışta bu sahneyi istiyorum ya ondan dolayı. Evet, böylelikle bu olayı halletmiş olduk. Biraz video uzun oldu ama gerçekten çok önemli şeyler öğrendiniz. Ee, tabii ki ilk video gerçekten ama gerçekten birinci video çok önemliydi. Burada da ikinci videoda da önemli videolardan biri oldu. En temel noktaları birinci videoda ve ikinci videoda aldınız. Ve inşallah bu iki videoyu iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Evet uzun bir video ama bazen zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Ee, sanırım kaç dakikalık böyle 40, yok 35 dakikalık falan bir video oldu. Bir ders saatini düşünün. 40 dakika derste durmuyor musunuz? E duruyorsunuz. E, biz burada özel ders veriyoruz. Özel derste hocanız yanınızda bir saat en az bir saat kalıyor ya da bir buçuk saat kalıyor. Al, ben şimdi sizin yanınızda 35 dakika oturmuşum. Çok mu? Ha, bana dayanamıyorsanız çok gelir tabi de. Neyse. Gençler böylelikle e, önemli olan ikinci bir videoyu da halletmiş olduk. Ve burada da gerçekten çok güzel şeyler öğrendik. İnce noktaları öğrendik. Bu ince noktalar dahilinde çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. E, çemberde açıdaki ikinci videoyu hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, üçüncü videoda teğet giriş açı videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.